Evet, ikinci raundda dediğimiz gibi eğitim sistemini konuşacağız. Şimdi bugüne kadar hep duyduk yani seneler ile işte eğitimi şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ama yapılan bir şey yok. Hep geriye giderik. Düzelme yok. Eğrilme var. Benim gördüğüm bu. Şimdi özel ders, özel okula ne kadar para dökerseniz dökünüz, sistem düzelmez. Yani parası olan çocuklar düzelir, parası olmayan çocuklar eğri kalır. Bunun başka izahı yoktur. Eğitim Bakanlığı bütçenin çoğunu özel okullara ayırdı, aktardı. Öyle değil mi? Öyle. Devlet okulları okul aile birliklerine teslim etti. Yani devlet okulları terk etti demektir bu. Açık konuşalım. Ben açık konuşurum. Şimdi eğitim benim bildiğim, anladığım kadarıyla özel servis metoduyla olmaz. Self servis metoduyla olur. Herkese eşit. Benim anlayışım her işte öyledir. Yok eğitimde. Ama bir bağımsız eğitim sisteminde self servis metodu herkese eşit olmalıdır. Dediğim gibi ileriye değil, videzi geri taktı bunlar. Otomobil arka arka oturumlar aşağı gidiyor ama farkında değiller. Hala daha reformla reform yapacak. Ben size programın sonunda neyin reformunu yaptınız söyleyeceğim ama daha bitmedi. Efendime söyleyeyim, öğretmen becaiş olur gider bir yere yerine ta gelsin, sömestri biter, okul biter, dersler yarıda kalır. Efendime söyleyeyim, gebe kalır hoca hanım, gider yerine başkası gelene kadar dersler boş geçer. Efendime söyleyeyim, konular bitmez yarım, hep duyarım. Hiç konuları bitirmeden okul biter, çocuklar derslerini tam öğrenemez. Borçlu geçme, taksitli geçme, iki sınav, üç sınav, dışarıdan sınav, veresiye geçme. Ya bu eğitimdir Allah'ınızı severseniz. Şey, sinir saray dersiniz beni gece vakti. Bu eğitim değil. Ne reform? Vallahi billahi eski bizim zamanımızdaki mertekli binalarda, barakalarda, ambarlarda gördüğümüz eğitimi ararım. Allah rahmet eylesin. Ben size eğitimden bahsedeceğim. Hüseyin Irgat hocamız vardı. Bir gün topladı bizi. Gelin be çocuklar dedi. Gittik ambar, üzüm ambarlarının içinde bir film makinesi buldu. Sovyetler Birliği ve Amerikan endüstrisini, o İngilizce dönerdi film, anında Türkçe'ye tercüme etti bize. O küçücük Baf kasabasında ufkumuz açıldı. Dünyayı tanıdık. Gene Allah rahmet eylesin. Hüseyin Yusuf Öztürk hocamız, İngilizce hocamız, İngilizceyi daha cazip hale getirsin diye keman alan ders verirdi bize. Akılda kalsın diye. It's now never. It's now never. Biz daha hep birlikte tekrarlardık. Hiç akıldan gitmedi. Ne fiiller, ne zamanlar, hiç akıldan gitmedi. Gene Allah rahmet eylesin, Ali Atakan hocamız, yeniyle kaybettik. Resim derslerini cazip hale getirsin diye müzikal bir ortamda ya da bir dere yatağının kenarında müzik eşliğinde resim eğitimi gördük.
modern sanat, empresyonizm, ekspresyonizm, kübizm öyle hale getirdi bizi. 2 saatlik, 2-4 saatinde imtihana girerdik, yağlı boya potre yapardık. Evet, biz öyle eğitimden geçtik. Eğitim budur. Sonra Feriha Coşkun Hoca'nımız edebiyat dersinde bir gün kapadı kapıyı. Çocuklar dedi, bugün ders yoktur. Başka bir şey anlatacağım size. Kıntırıkladı kapıyı. Baktı dışarı döndü, dedi bize, size 27 Mayıs ihtilali anlatacağım. Peleğiniz döndü. O Baf kasabasında, Küçücük kasabada nelerin döndüğünü dünyada bir anda gözümüz açıldı. Dünyaya farklı pencereden baktık. Eğitim budur. Eğitim sadece ezbercilik değildir. Dünyayı tanımaktır. Yaratıcı olmaktır. Farklı pencerelerden dünyaya bakmaktır eğitim. Bu eğitimdir. Sizin yaptığınız eğitim, reform dediğiniz bazı milletvekillerinin, hem bazı zenginlerin çocuklarının güneyde, kolejlerde okumasıdır reform. Budur eğitim. Evet. Bu gecelik de bu kadar. Çok canım sıkkındır bu konuda. Herkes önüne, işine baksın. İnsanlar ahmak değildir. Haftaya görüşmek üzere. Şiş kebabı yapmayın. Bizimle beraber olunuz.